Ekşimen kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Ağrı'dayız. Ekibimizle beraber gideceğiz. Yaklaşık 13-14 kilometrelik bir parkurumuz olacak. Ekibimiz de burada. Ekibimizi de şöyle göstereyim. Burada bekliyoruz. Birazdan aracımızla beraber yola çıkacağız. Evet, ekibimizle beraber aracımıza bindik. Yolumuza devam edeceğiz. 3 olay varsa bir tanesi budur. Ağrı Tahir geçidi. Tarihi İpek yoluna gideceğiz. Ekibimiz burada gördüğünüz gibi. Ekibimizle beraber yolculuğumuza başladık. Servet hocam önden ekibimize eşlik ediyor. Ranetto hocamız var burada. Kırım'dan Ağrı'ya selamlar. Ya nereye selamlarımı söyleyeyim? Ekşimen kanalındaki. Ekşimen kanal. Evet. Muazzam bir su kenarına geldik. Bakın. Ekibimiz de kahvaltı yapacağız. Evet dostlar, molamızı verdikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Tahir zirvesine, yani eski İpek yoluna gidiyoruz. Ekibimiz de burada. Şu an Ağrı'dayız. Tahir zirvesine doğru yolculuğumuz devam ediyor. Şu an üzerinde yürümüş olduğumuz patika Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan İpek yolunun bir kısmı. Buradan Erzurum'a gidiyorsunuz. Biz de yürüyüş ekibimizle beraber Tahir zirvesine doğru yola çıktık. Yani 4-5 saate varırız muhtemelen. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet, ekibimizle beraber ufak bir moladan sonra yola devam edeceğiz. Bakın Ahmet hocam şemsiyesiyle gelmiş. Hazırlıklı yani. Yağmur yağarsa diye. Yağmur değil abi, güneş. Yağmur, güneş. Çok amaçlı. Ekibimiz böyle gördüğünüz gibi. Yolda yürümeye devam ediyoruz. Biraz yağmur atıştırıyor. Ondan dolayı yağmurluğumuzu giydik. Ekibimizle beraber gidiyoruz. Ekibimizin lideri Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Servet hocam. Onun öncülüğünde gidiyoruz. Evet, tarihi İpek yolunda yürüyoruz şu anda. Az ileride eski bir tesis var. Tabii bu tesis 25 yıl öncesi. 1974'te yeni yolun yapılmasıyla tarihi oldu artık, eski bir han gibi. Şu anda da işte göçerler kullanılıyor, çadırcılar kullanılıyor. Buraya gelen hayvan yetiştiricileri kullanıyor. Öyle diyelim şu anda. Karşı taraf zaten vericiler bizim. Evet, burası da radar, vericiler. Evet, radar. Ağrı'nın en yüksek radar tepesi. TRT vericileri de buradadır. 1,5 saat sonra da Tahir'e ineceğiz.
etkinliğimiz devam ediyor. Evet, teşekkür ederiz hocam. Biz de teşekkür ederiz. Size şimdi bir yer göstereceğim. Bir yandan da fırtına esiyor. Burası dedik ya, tarihi İpek yolu. Ve bu yol şu an devamında Erzurum'a gidiyor. Burası zamanında Van olarak kullanılıyormuş. Şu an ise hayvan yetiştiricileri yağmur yağdığında, kar yağdığında buraya gelip sığınıyorlarmış dostlar. Hocamız da gezimiz de bizimle beraber. Nasıl gidiyor hocam gezi? Harika. Bu kadar güzel bir manzara, genişlik, çiçekler, tarihi yollar ve çok sevimli zengimiz. Onun için bu gezide bilmiyorum, bu kadar çok adrenalin dediğim pozitif enerjini alıyoruz. Sanki sen bu doğal ile bir içerisine giriyorsun. Sen kendini hiç ayırmıyorsun bu doğalda. Ekip burada su içiyor, evet. Nasıl buranın suyu Serdar gayet hocam? Gayet iyi, gayet iyi. Arkadaşlar, 2500 rakımdayız. Fırtınayla, yağmurla mücadele ediyoruz. Dehşet derecede fırtına var. Bakın yağmur. Tahir zirvesine doğru giderken yolumuzun 12. kilometresinde yağmur ve fırtınaya yakalandık. Burasının daha önceden de İpek yolu olduğunu söylemiştik zaten. Erzurum'a da buradan gidiliyormuş eskiden. Burası han olarak yapılmış. Tabii 1975'lerden sonra burası artık kullanılmamaya başlamış. Ekibimizle beraber buraya sığındık. Ekibimiz burada. Tamam. Yasin abi. Güzeldi bak. İslandın mı abi? Yok. Az ıslandım. Yağmur durdu, gençler devam edelim. Yağmur. Yağmurun yavaşlamasıyla beraber yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar, Tahir beldesi arkamızdaki yer. Oraya yani 1-2 kilometre yolumuz kaldı. Toplamda 13-14 kilometre kadar geldik buraya. Bir 2 kilometre kadar daha yolumuz var. Yaklaşık 1 kilometremiz kaldı. Kuzu dişi yağıyor. İnşallah daha büyük yağmaz. Şartlar altında gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. 1,5 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Dehşet bir dolu yağıyor arkadaşlar şu an. Kuzu dişi dediğimiz dolu yağıyor. Bir yandan da fırtına var. Pançomuzu bile düzgün biçimde giyemedim yani, o bir anda bastırdı. Bir şekilde varmaya çalışıyoruz ama güzel yani. Güzel geçiyor şu an için. Islansak daha her ne kadar. Aldığımız keyfe değiyor.